Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetin'e. Bugünkü sokak röportajımızı Edirne'den yapıyoruz. Birçoğunuzun bildiği üzere Edirne Bursa'dan sonra başkenti oldu. İstanbul'un fethinden önce yine başkentti. İstanbul fethedildikten sonra başkent Edirne'den İstanbul'a taşındı. Seçmenlerimize 14 Mayıs genel seçimlerinde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Videomuzu nereden izlediğiniz yorumlar kısmına yazarsanız memnun oluruz. İyi seyirler. Efendim merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz. Yaşam geçim Edirne'de nasıl gidiyor? Vallahi ne diyeyim? Zor yani. Peki 14 Mayıs'ta oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? AK Parti'ye tabii ki. Ekrem İmamoğlu. Hayat iyi mi? Kolay mı? Zor mu? Bazı oluyor mu İfat ya? İyiyiz çok şükür. Sıkıntı yok. Abi 14 Mayıs'ta ülkece bir seçime gideceğiz biliyorsun. Oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Ya söylemeyeyim ben onu ya. Takdirsiniz söyleyebilirsiniz. Söylemek istemezseniz kararsız. Ben kızgınım onun için söylemeyeyim yani. Söyle abi. Bunlara vermeyeceğim oyu. AK Parti yok. Peki kime yazalım? Anketimiz sayıştı da. Hangi partiye yazalım? Ya olmaz ya. Tam söylemek istemiyorsan geçeriz. Ya ben ya HDP'ye veririm kızgınlığımdan tamam, ya da Babacan'a. Ya da Babacan'a. Hocam geçim zor mu kolay mı? Oo çok zor. Çok zor. Nasıl gidiyor? Yani zor mu geçiniyoruz? Zor geçiyoruz tabii yani. Burada şu an hayat zor. Bulgarlara daha kolay galiba. Evet onlara daha kolay. Abi 14 Mayıs'ta ülkece bir seçime gideceğiz. Oyu kime yazalım? Vallahi o bende saklı. Burada cevap sonuçta Trakyalısın. Trakyalısın. Evet. Nasıl yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor burada abi? Ya herkesin bildiği gibi çok zor. Hayat zor. Biz emekliyiz. Bak emekli olduğumuz halde yine çalışmaya çalışıyoruz. Gelin emeklisi geliyor bir aylık var. Üç aylık geçiniyor burada. Tatil yapıyor. Avrupalılar. Eskiden biz gidip Bulgaristan'a gidiyorduk. Şimdi onlar geliyorlar tam buraya. Tam tersi oldu. Tam tersi. 1 lira abi belki 10 lira. 10 lira. 10 lira. 10 lira. 10 leva. Ters döndü. 1 leva 10 TL. 1 leva 10 TL tabii. Evet. Doğru. Abi 14 Mayıs'ta seçim olacak. Oyu kime yazın seçimde? Biz ailece zaten soluz. Cumhuriyet Halk Partisi diyebilir miyiz? Tabii altılı masa. Cumhuriyet Halk Partisi. CHP. Vallahi şak kısmet var abicim. Ne diyeyim şimdi? Hiç. Kararsız. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. İyi. Edirneli miyiz? Yok ben bize. Kırıkkaleli bize. Abi 14 Mayıs'ta bir seçim var. Oyu kime vereceksiniz? AK Parti'ye. Nasılsınız? İyi misiniz? İyidir abi siz sorun. Yaşam, geçim, hayat nasıl gidiyor? Zor. Siz buralı mısınız? Yok ben de Kırıkkaleli vize. Vize. Gezmeye mi geldiniz yoksa? Öyle gezme amaçlı geldim. Gezme amaçlı. Vize kaç kilometre buraya? 100, 130 falan. 130 mu? Evet. Çok uzun. 14 Mayıs'ta seçim var. Oyu kime vereceksiniz? Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP? Sonsuza kadar o. CHP. Biz emekliyiz. Biz hiç sormayız. Çok zor durumdayız ya. Çok zor durumdayız. Uçuyoruz. Dur abi 2 dakika. Uçuyoruz diyenler var. Ne dersiniz? Ne uçması be ya? Biz batıyoruz. Ne uçuyoruz ya? 14 Mayıs'ta kim? Ya sosyal demokratım ben. Sosyal demokratiye veririm. Ya, Cumhuriyet Halk Partisi diyebilir miyiz? Tabii ona veririz. Ötekine veririz. Ekonomi sizin işi nasıl? Felç. Zor. Zor mu abi? Her şey meydanda zaten. Bulgarlar geliyor burada. Kral gibi alıyor. Gidiyor. Geliyor ama Edirne vatandaşı da onların şeyine uğruyor. Bunlara bakıyor tabii yani öyle abi bir şey. 14 mi abi gel 14 Mayıs'ta oyu kime vereceğiz? Vereceğiz bir tarafa yani muhakkak da. Seleseniz yazarız yoksa boş geçecek. Eğer sakıncası yoksa seri yani şimdi vereceğiz. Bundan memnun olmadığına göre öte tarafa vereceksin mecbur. Anam CHP yazalım. Allah'a şükürler olsun. Allah dayı etsin. Şükretmek zorundayız. Niye biliyor musunuz? Evet. Çünkü biz Türkiye olarak konum olarak yani. Evet. Dünya bir dönem geçiyor da biz ekstra geçiyoruz. Yani bugün fazla, evet. Terör mücadelesi. Bunu üst üste koyduğun zaman bizim sorunlarımız çok. Yani burada bizim birlik beraberlik olmamız lazım. İllaki bir sıkıntı vardır ama bunu yani ülkeyi parçalamak, bölmek ne mutluluk verecek ki? Onu anlamıyorum yani. Efendim 14 Mayıs'ta bir seçim var. Oyu kime vereceğiz? Ben AK Parti'ye vereceğim Allah. Nereden oturuyorsun? Balıkesir Burhani. Benim üniversitede okuyan iki tane çocuğum var. Bak onu buraya söyleyeyim. Evet ikisi de üniversite okuyor. Burada mı okuyorlar? Evet evet genetik mühendislik okuyorlar Trakya Üniversitesi'nde. 6000 lira oldu yeni zamlarla maaşım. Buna rağmen bir sıkıntı yaşıyorum. Ben sadece devletime diyorum ki yani bunları bizim gibi sıkıntı yaşayan sıkıntı yaşıyor ama benim için önemli olan asıl olan 20 yıldır AK Parti iktidarda. 2 sene önce bu çok sıkıntı yoktu. Yani AK Parti hiç mi suçu yok? Ya illaki vardır ama şimdi bakın bunu direkt olarak siyasete bağlamayın. Yaşadığımız coğrafyaya bakın bir. Orta Doğu'ya bakın değil mi? Suriye meselesi, PKK meselesi, FETÖ meselesi bitmedi. Eyvallah onları biliyoruz yani iktidarın hiç bir kusuru yok. Ben ya illaki vardır ama ben size şunu söyleyeyim. Hiçbir dünya devleti, bırakın Avrupa'yı, bizim yaşadığımız sıkıntıların bizim içeriden dışarıdan bölmeye parçalama çalıştıkları kadar hangi bir dünya devleti yaşadı bunu?
Orada da zenci, Amerika'da zenci problemi var. Almanya'da DAZ'da var. Herkesin kendine sorunları farklı. Bu kadar değil yani ya. Böyle bir şey yok. Yok. Bilmem siz nasılsınız? Şükür. Çok güzel. Efendim 14 Mayıs'ta bir sandığa gideceğiz, sandık başına. Oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Bunu burada söylememi bekliyorsunuz. Söyle, ben söylemiyorum. Bende kasında bir cevap. Gizlidir de bir cevap. İlla söylemeyebilirsiniz. Bu şartlarda hiç söyleyemem onu. Kusura bakmayın. Ona bir cevap bizim. İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Edirne'de yaşam, ekonomi, geçim... Yollar kötü biraz ama düzeltilmeye çalışıyor. İyi yaşam. Ekonomi kötü. Öğrenci misiniz, çalışıyorsunuz? Öğrenciyim. Hem de çalışıyorum da çünkü yetmiyor. Hiç ben de aileme yardım ediyorum. Ne çalışıyorum da. Kırklar elinde. Oradan buraya. Tabii oradan buraya geliyorum. Gündürlüğü mü geriye kalıyor musunuz? Kalıyorum da orada. Ha. Şu an tatil olduğu için geldim. Anladım. Aynen. Peki efendim, bir genç olarak oyunuzu hangi partiye vermek istersiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Evet. Görevliler nasılsınız? İyi olacağız. Efendim Edirne'de yaşam, geçim, ekonomi nasıl? Edirne zengin bir semt, şey. İl. İl aslında yani. Evet. Yani sizin için soruyoruz. Geçinebiliyor musunuz, emekli misiniz? Ben şimdi emekliyim ama çalışıyorum, çalıştığım için geçinebiliyorum. Tabii. Ödemelerimiz falan oluyor tabii bankalara. Abi 14 Mayıs'ta bir seçim olacak. Oyunuzu kime vereceksiniz? Valla şu ana kadar hiç düşünmedim. Yarın olsa mesela düşünmedim. Kime vereceğimi düşünmedim. Yarın olsa düşünür müsünüz? Yarın seçim ya olsa. Ya buna cevap vermek... Eyvallah, o sizde kalsın. İstemiyorum yani. O güzel. İyiyim abi, sen nasılsın? Sağ ol. Genç olmak zor mu, kolay mı? Hayat pahalı mı burada? Nasıl gidiyor? Hayat pahalı abi ya. Edirne'li mi? Edirne küçük bir yer bile artık pahalı yani, yaşam. Edirne'li misiniz? Evet, Edirne'liyiz. Yaşam zor. Yaşam. Peki 14 Mayıs'ta bir seçim var. Oyunuzu hangi parti? Aa, ben boş oy atmayı düşünüyorum. Boş oy. Neden abi? Kameraya bak. Nasılsın? Allah'a şükürler olsun. Yaşam, ekonomi nasıl gidiyor? Abi çok kötü ya. Öğrenci misin? Öğrenciyim abi. Biz tost olmuş 30-40 lira, geçinemiyoruz, zor. Vallahi abi ya, hiç sorma. Sigara peki, olmuş 34 lira. 14 Mayıs'ta seçim var. Oyu kime vereceksin? Abi ben kimseye oy vermem, boş. Sen vermesen, ben vermesem ne olur? Abi diğerleri versin işte bir umut şekilde. Yok. Yok abi, umut tamam. Yok. Vatandaş ağlıyor ama. Siz buralı mısınız? Ben buralı değilim. Misafirim burada. Başka, geziyorum, bakıyorum. Her yer dolu. Ölçü mü zenginin o? Efendim? Yani o zengin olmanın ölçüsü mü? Ölçüsü tabii yani, parası olmayan alışveriş yapabilir mi? Tamam, fakir yok. Abi 14 Mayıs'ta kim oy veriyor? 14 Mayıs'ta... Hangi parti? Düşünüyorum şu anda ama ya ben ekmeğe falan düşünmüyorum ya. Ülkemin klasik olacak ama bekasını düşünüyorum. Abi beka tehlikede mi? Tehlikede tabii, ateşin içerisinde yaşıyoruz ya. Her zaman ateşinde. Biz ateşten kurtulmamışız ki. Etrafımız. Bizim zorafımız ateş. Etrafımız yanıyor ya. Tamam. Yanıyor ya. Ekmeği düşünecek halde değiliz yani. Tamam, hangi parti yazalım, parti söyle. Cumhur İttifakı'na vermeyi düşünüyorum. O zaman AK Parti diyebilir miyiz? En büyük AK Parti. AK Parti değil. Büyük Birlik Partisi MHP var. MHP'liyim. Milliyetçi Hareket Partisi'ne. Evet. İyiyim abi. Edirne'li misin? Yok, Uzunköprülüyüm kendim. Nereye bağlı o? Edirne'ye bağlı. Sonuçta Edirne'lisin. Edirne'li. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl? Geçim, koruma iyidir. Kötü. Uçmuyor muyuz? Uçmuyoruz. 14 Mayıs'ta seçim var, kime oy vereceksin? Vallahi ben kendim Milliyetçi Hareket Partiliyim. MHP. Ama MHP'liyim. Tabii, ha? Mecbur gene onu atacağım. MHP'ye atacaksın. Tabii. Tabii. Tamam. Vallahi normal. Normal. 14 Mayıs'ta seçim var. Kim oy? Daha... Parti olarak hangi parti? AK Parti. AK Parti. Ekrem misiniz? Evet, babasıyım. Teşekkür Erken ederim. Erken evlenmişsiniz. Nasılsınız? Evet, iyi misiniz? Biraz, teşekkür ederim. Sizler de abi, iyisiniz. Yaşam, şükür. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Abi tabii ki hayat şartları dünyada olduğu gibi Türkiye'de de zorluyor yani. Edirne'li misiniz yoksa? Yok, ben Gümüşhane'den geldim. Ziyaretle mi geldin? Kızım buraya memur atandı, o vesileyle gelmiş oluyorum. Olsun, teşekkür ederim, sağ olun. Efendim 14 Mayıs'ta ülkece bir seçim var. Evet. Oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Vallahi ben tabii ki muhalefet düşünmüyorum. Cumhur İttifakı. Ne? Tayyip Erdoğan. AK Parti. Evet. Ekrem. İyi, siz nasılsınız? Şükür. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Abi uğraşıyoruz ya, çok zor. Yani, öğrenci miyiz, çalışıyor muyuz? Yani... Okulu bitirdim, çalışıyorum şu an. Edirne'li misiniz? Edirne'liyim, aynen. Edirne'li. Yerlisiyim, evet. 14 Mayıs'ta bir seçim olacak. Oyunuzu kime verirsiniz? Oyumu yani kime vereceğimi daha düşünmedim ama AK Parti olmayacak kesin. Orada hani. Vermeyeceğim belli. Ona vermeyeceğim belli yani. Abi yarın olsa yine kararsız. Kim var mesela aklına götürüp gelir? Kime yakınsın? Yani abi şöyle söyleyeyim. Ya önemli değil ya, kim çıkarsa karşısına. Hani o derece söyleyeyim. Kim çıkarsa, hani, eyvallah. Tabii o zaman bakalım. Ana muhalefet CHP. CHP yazalım, en büyük CHP şu an. Yani CHP de olabilir, MHP de olabilir. Bakacağız ya. MHP zaten ondan oldu artık değil mi? CHP. Yani herkes zaten ondan oldu artık, evet, bilmiyorum. CHP hani. O zaman. CHP. Efendim, siz de öyle. Estağfurullah. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl? Ben bir haftalık izine geldim. Aslen buralıyım. Almanya'dan. Ha, hoş geldiniz. Nasıl gidiyor?
Orada burada Almanya bizi kıskanıyor mu kıskanmıyor mu diyorlar bizi kıskanıyor. Almanya bizim neyimizi kıskansın ya? Ne bileyim diyorlar kıskanıyor bizi Almanya. Yok öyle bir şey yok. Sırayla alıyorlarmış diyorlar. Öyle bir şey yok. Yok öyle bir kıskanmıyor. Şey. Söylenti onlar hep. Eyvallah. 14 Mayıs'ta bir seçim var efendim. Oyu kime vereceğiz? Bakalım şu ana kadar kararsızlık içindeyim ama bir illaki bir yere vereceğiz yani oyumuzu. Şimdi kararsızlık diyelim. Biz gazeteciyiz. Partimiz yok. Hı hı. Tarafsız bir şekilde Türkiye'yi gezip sokak röportajı yapıyor YouTube üzerinden. 15 yıldır yapıyor yani. İyi Parti'ye vermeyi düşünüyorum. Tamam, Meral Hanım'ın partisi İyi Parti'ye yaz. Oğlum. İkisine mi? Evet. Allah bağışlasın. Cümlesininkilerini. Edirne'li misin? Evet. Nasıl gidiyor hayat? Pahalı bir evladım. Pahalı. Evet. Peki 14 Mayıs'ta seçim var. Oyu kime vereceksin? Vallahi onu o aramızda kalsın. Tamam. Var tabii ki var. Bayağı çarptı. Uçuyoruz diyenler var. Yok, evet aynen. Uçuyoruz diyorlar. Ne diyorsun? Allah diyecek bir şey yok. Vatandaşın hali ortada. Siz uçuyor musunuz, batıyor musunuz? Batıyoruz. Batıyoruz. Abi 14 Mayıs'ta bir seçim var. Kime oy vereceksin? Allah o bende kalsın be. Eyvallah gizli dedin. Kararımızı yazacağız. Nedir elimiz yoksa ziyarete mi geldik? Orduluyuz. Edirne'de şey yapıyoruz. Yaşıyorsunuz. Evet. Nasıl abi kaç yıldır? 23 yıldan beri buradayız. Maşallah. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl? Ya hayat şartları zor tabii ki. Zor. Ama. Peki abi 14 Mayıs'ta bir seçim var. Oyu kime vereceksin? Vallahi orayı Allah bilir ya. Eyvallah. Şey söylemek istemiyorum. Gizli. Evet. Nasılsın, iyi misin? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyi olacağız. Karizma 1500. Oo, çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Sağ olun. Yaşam, geçim, ekonomi. Orta değil. Efendim 14 Mayıs'ta ülkemiz sandık başına gidecek. Siz oyunuzu hangi partiyana kullanmak istersiniz? Ne düşünüyorsunuz? Bu, siyasi konuşma istemiyorum ya. Eyvallah. Teşekkür ederim. Yaşam, geçim, hayat nasıl gidiyor Edirne efendim? Elhamdülillah. Buralı mısınız? Buralıyım. Peki 14 Mayıs'ta ülkece bir sandık başına geçeceğiz efendim. Oyumuzu hangi partiyana kullanacağız genel seçimde? Ben Cumhur İttifakı'na vermeyi düşünüyorum. MHP mi AK Parti mi efendim? Büyük birliği var, 3 parti var. Hangisine düşünürsün? AK Parti. Hayır, şeyde mi? Milletvekili seçimlerinde evet. Mi? Ben ülkücü kökenliyim, MHP'ye vereceğim. MHP yazdık. Peki efendim, Ekrem misin sizler? Çünkü kameraya baksak, yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Çok zor. Çok zor. Çalışıyor muyuz? Maalesef. İş arıyoruz. Bulamıyoruz maalesef. Uçuyoruz diyenler var. Ne dersiniz onlara? Efendim? Uçuyoruz diyorlar. Yol, köprü, baraj, İHA, SİHA diyorlar. Çok güzel. Destekliyoruz yani. Türkiye'miz için güzel bir yatırım. Ama iş ekonomide biraz orada diyorsunuz. Ya burası öyle. Edirne kesimi öyle. Peki. 14 Mayıs'ta bir seçim var efendim. Oyunuzu hangi partiye kutlu? Tabii ki AK Parti. AK Parti. Bir gerekçeniz var mı? Neden AK Parti? Artık yönetemiyor diyenler var. Hayat pahalı, zam var. Çok. Ya 20 yıldır Sayın Başbakan, Cumhurbaşkanımız iktidarda. Evet. Bu zamana kadar güzeldi de şu son bir yıldır mı yani kötü? Ya bu sadece Türkiye için geçerli değil. Ben oy kullanamıyorum ama kullanırsam ilk önceliğim Memleket Partisi şey. Muharrem İnce. Evet. Millet İttifakı'na, CHP hariç hepsi olabilir. Olabilir. Vallahi Tayyip'e vereceğim. AK Parti'ye. Evet. Tamam. Ne abi? Edirne'li misin? Edirne'liyim abi buralı. Nasıl yaşam? Buranın yaşamı şimdi... Uçuyoruz mu, batıyoruz mu? Batıyoruz abi. Buranın... Batıyoruz abi. Batıyoruz. Ne olacak? Burada valla saklız bir iş yok burada. İş yok, güç yok. İş güç yok yani. Bulgarlara iyi burası. Burası Yunanlara, Bulgarlara güzel. Yunan, Bulgarlara güzel. Bir de arkan oldu mu desteğinin çok olur yani. Doğru. 14 Mayıs'ta seçim var babi. Oyu kime vereceksin? Ben valla şu anda düşünmeyeyim ben. Kararsız. Kararsızım. Tamam evet. Senin çocuk. Evet. Nasıl yaşam, geçim, ekonomi? Vallahi bozuk. Uçuyoruz diyorlar. Aha bozuk. Vallahi Allah kolaylık versin herkese. Edirne'li misin? Ben Erzurumluyum. Ben merkez. Güzel. Burada çalışıyorsun. Burada çalışıyorum. Kaç yıldır buradasın? Ben 18 sene buradayım abi. Maşallah. Abi 14 Mayıs'ta seçim var. Kime oy vereceksin? Vallahi ben şu anda düşüneceğim Kemal Kılıçdaroğlu. CHP? Evet. Sağ olun. Sizi sormalı. İyi olacağız. Memleket nere? Sivas. Edirne'de ne işin var abi senin? Hızlı trene çalışmaya geldim. He, iş. Oradan Kırıkkale'ye geçtim. Burada da tarihi yerleri geziyorum. Ekmek neredeyse orada. Abi yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Zor. Gün geçtikçe de zorlaşıyor. Nereye gideceğini de kestiremiyor. Evet. Abi 14 Mayıs'ta bir seçim var. Oyu kime verir? Oyumu muhalefet partilere vereceğim. İşte hangi parti içinde? İktidar herkes muhalefet. Altılı masa. Yani şimdi CHP mi? Başka birisi mi? CHP dedik. Şöyle söyleyeyim. Yani CHP vermiş ona İYİ Parti'ye. Yani parti, ittifak parti, sonuçta. Sonuçta kendi parti aldığı oyla milletvekili çıkaracak. Toplam ayrı bir şey. Yani kendi partisine vermen önemli. CHP yazdık. Çünkü ekonomi, yaşam nasıl gidiyor? Çok kötü abi. Edirne'li misin? Edirne'li değilim. Batman. Batman. Nasıl? Kaç yıldır buradasın? 20 yıldır. Artık Edirne'lisin. Edirne'liyim evet. Evet Edirne'lisin. Abi bu 14 Mayıs'ta seçim var. Oyu kime vereceksin?
oyu HDP verecek. Halkların Demokratik Partisi'ne yazdık. İşi zor. Emekli misin? Daha emekli değilim arkadaş. Daha da zor. Abi 14 Mayıs'ta seçim var. Oyu kime? Kararsızım ben. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.